Oradan devam edeceğiz. Hayrünisa, hoş geldin güzel kızım. Çok uzun zamandır katılmıyordun. Ben mi öyle hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum? Dün gelmemiştim sadece. Öyle mi? Arada böyle kopabiliyorsun. Evet, dün yok da sanki bana ben böyle bir bayağıdır böyle aksatıyormuşsun gibi geldi ama demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Bu arada hoş geldin tekrardan. Evet, biz doğal afetlerden, erozyondan bahsetmiştik, volkanik patlamalardan bahsetmiştik, volkanizmadan bahsetmiştik, tsunami'den bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bunları vermiştik. Heyelan'a kadar gelmiştik arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Nedir heyelan? Biraz Ya daha, da pardon sözünüzü kestim. Biraz daha öndeydik gibi. nasıl? Öndeydik derken gerideydik gibi, pardon. Ben yani kütle hareketlerine kadar geldik diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir geriye gidebilir misin? Çünkü bir şey Ha. vardı. Rengarenk bir tablo Tamam. vardı. Tamam. Geriye gideceğim. Tamam, gideceğim. Geriye gideceğim. Ben sanki kütle hareketlerine kadar geldim diye hatırlıyorum. Burayı Ben bu. burada kaldık hocam. Ha, bunları anlattık. Özellikle söyledim. En Heyelan'da. çok ha, Bir en sonraki çok lütfen. volkanik dağımız unutmayacağız. Volkanik dağa sahip olan ülke Endonezya'dır dedim. Değil mi hatırlıyorsunuz? Avrupa'da, Güney Avrupa'da, İtalya'da Vezüv'den ve Etna'dan bahsettik. Sık sık aktifleşen yanardağa sahip ülkeydi İtalya ve Güney Avrupa ülkeleri yine aktif volkanların bulunduğu bir alan demiştik. Bakın buradan bahsetmiştik aslında. Yine Amerika'da Yellowstone Parkı ilk milli parktı hatırlarsanız ve volkanik arazi olma özelliği gösteriyordu. Aktif volkanlara sahip diye ifade ettik. Orta Amerika'da, Meksika'da yine aktif volkanlar var arkadaşlar. İtalya dedik hatırlarsanız Avrupa'da. Bir Atlas Okyanusu içerisinde yer alan ada ülkesiydi. Aktif volkanların bulunduğu bir ülke olma özelliği gösteriyor. Japonya yine aktif volkanik dağların bulunduğu bir ülke. Türkiye'de aktif volkanlar yoktur demiştik hatırlarsanız. Bizde var olan volkanlarımız sönmüş ifadesi kullanıyoruz. Aslında bu ifadeyi kullanmak doğru değildir diye de ifade etmiştik. Bu kısmı, haritanın bu kısmını işlemiştik diye hatırlıyorum ben. Ve kütle hareketlerine kadar gelmiştik. Orada kalıyorum. Hatta ben bu haritayı size anlık görüntü alabilirsiniz. Bazı şeyleri anlık görüntü oluşturun arkadaşlar demiştim. Şimdi geldik, kütle hareketleri nedir? Hemen onu söyleyelim. Şurada kütle hareketi dediğimiz grupta doğal afetler içerisinde 3-4 tane grup var. Ve en çok bildiğimiz ve en çok kullanılan heyelan dediğimiz doğal afettir. Kütle hareketleri içerisinde heyelanlar, toprak kaymaları, çamur akıntıları ve kaya düşmeleri yer alır. Bunların hepsi aslında kütle hareketi olma özelliği gösterir. Heyelan nedir? Şimdi hemen onu söyleyelim ve burada uyaracağım. Çocuklar bakın, doğal afetler çok sık soru çıkan bir konu. O yüzden anlatma gereği duyduk. Aslında 10. sınıf konularınız ama dedik. TYT'de ve AYT kısmında sık sık karşımıza soru olarak gelen bir konu başta coğrafyada. O yüzden bu yıl anlatma ihtiyacı hissettik. Tekrarlayalım istedik açıkçası. En çok öğrencilerin karıştırdığı doğal afetlerden biri heyelanla erozyon arkadaşlar. Tamam mıyız? Ona dikkat edeceksiniz. Heyelanla erozyonun birbiriyle pek yakından uzaktan alakası yok arkadaşlar. Heyelan dediğimiz olay şu. Eğim istikametinde tabakaların yer değiştirme hareketidir. Üzerinde var olan toprak, ev, bir ağaçlar, bitki örtüsü hepsi beraber eğim istikametinde kütlesel olarak yer değiştirir. Buna biz heyelan diyoruz. Ve heyelanları tetikleyen temel unsurları birazdan da vereceğiz. Daha çok heyelanlar yağışın fazla olduğu alanlarda ortaya çıkar. Çünkü yağış heyelanı tetikleyen temel unsurdur. Ama erozyon kuraklığın daha ön planda olduğu, bitki örtüsünün daha cılız olduğu alanlarda çok daha yoğun olarak gerçekleşir. Erozyon toprağın dış kuvvetler tarafından süpürülmesi, yani mekandan alınıp başka alanlara taşınmasıdır. Heyelan öyle değil. Heyelan tabakalarla beraber üzerinde var olan toprak, ev, ağaç ne var ise eğim istikametinde yer değiştirir. Buna biz heyelan diyoruz arkadaşlar, bilginize. Toprak kayması ise toprak dediğimiz örtünün eğim istikametinde yer değiştirmesidir. Eğim engebenin fazla olduğu, dağlık arazilerin fazla olduğu alanlarda toprak kaymalarıyla sık sık karşı karşıya kalınır arkadaşlar. Kaya düşmesi ise bizim gibi dağlık araziye sahip olan ülkelerde özellikle eğim istikametinde zamanla kayaçlar yer değiştirir. Daha çok yol yapılan alanlarda yol kenarlarındaki kayaçların düşmesi şeklinde gerçekleşir. Ulaşımı aksattığı gibi can kayıplarına da neden olabilir arkadaşlar. Çamur akıntısı ise suya doymuş alanlarda suya doyma sonucundaki genellikle kirli toprak dediğimiz toprak da yaygın ise çok çabuk kıvamlı bir hal alır ve kaygan özelliğe sahip hale gelir. Mekanda o kıvamlı toprak, suya doymuş toprak yer değiştirir.
Ve çamur akıntısı dediğimiz akıntı meydana gelir ki bu volkanik patlamalar sonrasında da oluşabiliyor arkadaşlar. Yüksek bir ısı ortaya çıktığı için yüksek ısıya bağlı olarak eritme yapar toprakta bu sıcaklık. Bu yüzden de sıcak çamur akıntılarıyla volkanik faaliyetler esnasında da karşı karşıya kalınır. Bunu da ifade etmiş olalım. Hatırlarsanız bazı doğal afetler diğer doğal afetleri tetikler arkadaşlar demiştik. Dolayısıyla İşte bu çamur akıntılarını bazen volkanik faaliyetlerde tetikleyebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi heyelanın nedenleri neler? Az önce aslında heyelanı bahsederken söyledik. Bir kere heyelanda arazide eğim fazla olacak. Eğim engebe fazla olacak. Şiddetli yağışlar ya da kar erimelerine bağlı olarak ya da yağmurlar ve kar erimeleri sonrasında toprak suya doygun hale gelmiş olacak. Suya doyduğu için eğim istikametinde yer değiştirmesi daha kolay hale gelir arkadaşlar bilginize. Tabakalar eğim istikametinde uzanır ise heyelan çok daha kuvvetli ve çok daha büyük boyutlara ulaşır. Tabakaların eğim istikametinde uzanması gerekir. Az önce toprak çamur akıntısını anlatırken kirli topraktan bahsettim. Kirli toprak yapısı, kil tabakalarının bir mekanda var olması da heyelanı tetikleyen, çok ciddi anlamda tetikleyen unsurlardan biridir. Kirli arazilerin yaygın olması gerekir mekanda. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi ya da yamaç dengesinin bozulması da heyelanı tetikler arkadaşlar bilginize. Ama daha çok heyelan deyince unutmayacağız. Arazide eğimin fazla olması gerekir. Tabakaların eğim istikametinde uzanmış olması gerekir. Yağış ve kar erimelerine bağlı olarak toprağın suya doymuş olması gerekir. Bu verdiğim özellikle çok ciddi anlamda bileceğiz. Kirli toprakların yaygın olması gerekir. Bu dört unsur bir alanda bir araya geliyor ise bu alanda heyelan kaçınılmaz bir doğal afet haline alır arkadaşlar. Bu bahsettiğim dört özelliğin dördü de benim ülkemde Karadeniz bölgesinde bir araya gelmiştir. Karadeniz bölgesinde eğim engebenin fazla olması, yağışın her dönem olması, özellikle ilkbahar mevsiminde yüksek alanlardaki kar erimelerine bağlı olarak toprağın suya doygun hale geçmesi, kirli tabakaların yaygın olması gibi durum, Türkiye'de en fazla heyelan dediğimiz doğal afetin Karadeniz bölgesinde yaşanmasına neden olur. Unutmayacağız, Türkiye'de heyelan en fazla Karadeniz bölgesinde. Şimdi doğal bitki örtüsü bakımından düşündüğümüz zaman Karadeniz bölgesi orman bakımından zengin, bitki örtüsü bakımından daha gür olan bir alandır. Ama gel gör ki heyelan en fazla bu alanda gerçekleşir. İşte heyelanın bu alanda ortaya çıkmasını sağlayan az önce saydığım dört unsurdur arkadaşlar. Yağışın bol olması, toprağın suya doygun hale gelmesi, yağışlar ve kar erimeleri sonrasında eğimin fazla olması, kirli toprakların yaygın olması ve tabakaların eğim istikametinde uzanması en çok heyelan dediğimiz doğal afetin Türkiye'de Karadeniz bölgesinde oluşmasını beraberinde getirir. Hatta bu heyelanlar sonucunda meydana gelen setlerin arkasında heyelan set gölleri dediğimiz göller oluşur ki Türkiye'de heyelan set göllerinin en fazla olduğu bölgemiz unutmayacağız Karadeniz bölgesi olma özelliği gösterir. Sera, Tortum, hepinizin çok yakından bildiği Yedigöller ve Abant gölleri heyelan sonucunda oluşmuş heyelan set göllerine Türkiye'de en güzel örnekleri teşkil eder. Burada onu da ifade etmiş olalım. Geldik erozyona. Az önce dedi ki heyelanla erozyon birbirine çok karıştırılıyor arkadaşlar. Unutmayacağız diye. Çocuklar heyelan kısa sürede meydana gelir. Yağış sonrasında eğim istikametinde tabakalar küt diye yer değiştirir ve kısa süreli bir doğal afettir. Ama erozyon öyle değil arkadaşlar. Erozyon çok uzun yıllar sonrasında ortaya çıkan bir doğal afettir. Siz erozyonu fark ettiğinizde iş işten geçmiştir. Tedbir alabilmeniz, geriye çarkı çevirebilmeniz mümkün değil. Kuraklık ve erozyon, bakın çok önemli. Bu iki ifadeye dikkat. Kuraklık ve erozyon çok uzun süre sonrasında kendini hissettiren uzun soluklu doğal afetler olma özelliği gösterir. Bugünden yarına kuraklık, bugünden yarına erozyon meydana gelmez arkadaşlar. Heyelan çok kısa sürelidir. Ani olarak kütlesel yer değiştirme gerçekleşir. Eğim istikametinde tabakalar aşağıya doğru iner. Çok kısa süreli bir olaydır. Ama erozyon öyle değil arkadaşlar bilinize. Daha çok erozyon bitki örtüsünün tahrip edildiği kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bir de eğim engebe fazla ise bak çok net olarak söylüyorum dış kuvvetlerden akarsular, yüzey suları, rüzgarlar ve benzeri gibi dış kuvvetlerin var olan mekandaki toprağı alıp başka alanlara götürmesi sonucunda ortaya çıkan doğal afettir. Kuraklığın ya da yarı kuraklı iklimlerin
hüküm sürdüğü alanlarda çok daha ön plana çıkar. Benim ülkemde en yaygın olan iklim hangisiydi arkadaşlar? Step Çok güzel. Step iklimi. Nasıl bir iklimdi peki yağış bakımından step iklimi? Nurcan çok teşekkür ediyorum. iklimi. Hocam yağış azdı. Kurak. Çok güzel. Yarı kurak iklim diyorduk, değil mi? Yıllık yağış oranı çok azdı. Çöl ikliminden sonra en az yağışa sahip olan iklimlerden biriydi. Step iklimi dediğimiz iklim. Hatırlayalım, yıllık yağış oranı 250 mm ile 450 mm arasında değişiyordu. İşte benim ülkemde geniş alanlarda step ikliminin hüküm sürmesi zaten benim ülkemde erozyonun kuvvetli olmasına zemin hazırlayan doğal bir unsurdur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki erozyonun başlıca nedenleri neler? Az önce söyledik. Eğimin fazla olması da erozyonu kuvvetlendirir dedik. Dolayısıyla bir alanda bitki örtüsünün tahrip edilmesi temel etkendir. Bitki örtüsünün yoksun olması temel etkendir. Biz hatırlarsanız bu yıl tarımı işlerken Nadas diye bir ifadeden bahsettik. Neydi Nadas arkadaşlar? Hatırlayalım. Bir yıl ekilip Toprağın diğer bir yıl yıl ekilmemesi ekilip değil diğer yıl miydi hocam? ekilmemesi. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle ders işlemek gerçekten çok güzel. Her sorduğum soruya bir şeyler söyleyebiliyorsunuz, cevap verebiliyorsunuz. Eskiye dönük konular güzel yerleşmiş, harikasınız. Teşekkürler. Evet, toprağın bir yıl ekilip diğer yıl boş bırakılmasıydı. Niye gerçekleşiyordu bu durum? Çünkü yağış yetersiz olduğu için her yıl toprak verim vermediğinden kendini boş bırakmak zorunda bırakıyordu, değil mi? Sulama sorununu halledilemediği alanlarda, iç bölgelerde daha yoğundu. Ve Nadas dediğimiz uygulamayı gerçekleştirirken toprağı sürüp gevşetiyor idik. Gevşek olması da toprağın sürülüp boş bırakılması, üzerindeki bitki örtüsünden yoksun ve gevşek hale getirilmesi, yani Nadas uygulaması da erozyonu kuvvetlendiren temel faktörlerden biriydi arkadaşlar. Peki ne yapacaktık Nadas uygulaması yerine? Biz tarımda bunu söylemiştik. Ne yapmalıydık? Nöbetleşe ekim. Çok güzel, harikasınız. Çok sağ olasınız çocuklar. Evet, nöbetleşe ekim. Yani bir yıl buğday ektiyseniz ikinci yıl patates ekeceksiniz. Farklı ürünlerle toprağı bir önceki üründen kaybettiği mineralleri o yıl tekrar ne yapabilme, depolayabilme imkanını sunuyordu. Nöbetleşe ekim dediğimiz ekim yapılmalıydı. Evet, tarım alanlarının boş bırakılması, bitki örtüsünün çok ciddi anlamda tahrip edilmesi, gevşek dokulu arazilerin, gevşek dokulu toprakların var olduğu alanlar, birden bastıran sağanak yağışlar sonrasında eğim istikametinde toprağın yer değiştirmesi, erozyonu, yani alınıp götürülmesi akarsu tarafından, yüzey suları tarafından erozyonun başlıca nedenleri olma özelliği gösterir. Peki ne yapabiliriz erozyonu azaltmak için? Hatırlarsanız daha önce de şöyle bir ifadeden kullandım. Tema Vakfı diye bir vakıftan bahsettim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Neydi Tema Vakfı? Erozyonla mücadele değil Evet, mi? çok güzel. Türkiye'de erozyonla en güzel, en köklü, yıllardır mücadele eden vakıftı. Türkiye çöl olmasın sloganıyla yola çıkmış, gönüllüleri esasen desteklediği, gönüllülerin desteklediği bir vakıftı. Ve Tema Vakfı Türkiye'de erozyona karşı çok ciddi savaş veren bir vakıf olma, bir örgüt olma özelliği gösteriyordu ve sürekli Türkiye'de erozyona karşı ağaçlandırma yapıyordu, değil mi? Ağaç dikiyordu. Dolayısıyla bitki örtüsündeki tahribin önüne geçilmeli. Bir, bitki örtüsünü zengin hale getirilmeli. Özellikle orman alanları, yani ağaçlandırma artmalı. Niye? Çünkü bitkiler kökleriyle toprağı tutarlar arkadaşlar. Kökleri vasıtasıyla toprağı tuttukları için toprağın dış kuvvetler tarafından mekandan taşınmasının önüne geçerler. Bu yüzden erozyona karşı alınacak en önemli tedbir bitki örtüsü tahribinin önlenmesi ve ağaçlandırmaların artmasıdır. Tema da bu konuda çok yoğun olarak çalışıyor dedik. Peki hatırlayan var mı? Tema erozyona karşı en çok hangi ağacı dikiyordu arkadaşlar? Var mı hatırlayan? Çam mı? Yok, çam değil. Çam daha çok Orman Bakanlığı tarafından kullanılır. Ama tema daha fazla olarak çam değil, başka bir şey dikiyor. Ben söyleyeyim, meşe arkadaşlar. Meşe palamudu ve meşe ön plana çıkar. Meşe hem uzun soluklu hem de hemen hemen her iklime daha rahat uyum sağlayan bir ağaç türü olma özelliği gösterir. Bu yüzden ısrarla meşe ağacı dikmekten yana tavırı koyar Tema Vakfı. Tabii ki çam da dikiyor ama çamı daha çok Orman Bakanlığı ön plana tutuyor. Özellikle meşe diker Tema Vakfı iklime en uygun ve uzun ömürlü, uzun soluklu bir ağaç olması dolayısıyla. Evet, dedik ki bitkiler kökleriyle toprağı tuttukları için bitki örtüsünü ne yapacağız? Muhafaza edeceğiz ve ağaçlandırmayı artıracağız.
Eğimli arazileri fazla olan ülkeler, ki benim ülkem öyle. Üçüncü zamanda oluşmuş eğim engebesi çok fazla olan bir ülkeyim. Eğimli arazilerin varlığı zaten erozyonu kuvvetlendiriyor. Bunu daha önce de söyledik, şimdi de ifade edelim. Peki ne yapacağız? Öyleyse bu yer şeklinden kaynaklı erozyonu engellemek için taraçalandırma, yani basamaklandırma yapılmalı. Bakın şekilde, alttaki şekilde çok net olarak gösterilmiş. Bu alandan kopan toprak ikinci kısma düştüğünde bir kısmı orada kalır arkadaşlar. Dolayısıyla katlanarak toprağın eğimli alanlardan süpürülmesinin, önüne geçilmesinin en güzel yolu eğimli alanlarda taraçalandırma, yani basamaklandırma yapılma faaliyetleridir. Bunu genellikle karayolları yapımı esnasında karayolları kenardaki alanlarda çok güzel uygulama olarak yapabiliyor. Dolayısıyla basamaklandırma önemli erozyonu engellemek için alınan tedbirler arasında. Yanlış yapılan Anadolu'da bir uygulama var. Eğim engebe benim ülkemde çok fazla dedik arkadaşlar. Eğim engebenin fazla olduğu alanlarda tarım toprakları eğim istikametinde sürülür genellikle. Niye? Sürümü daha kolay olur. Sürümü kolay olduğu için hem zamandan daha kısa zamanda sürüm gerçekleşir, hem de mazottan tasarruf yapmış olursunuz. Yani maliyeti de azaltmış olursunuz. İnsanlar bu yüzden eğim istikametinde sürüm yaparlar tarım topraklarında Anadolu'da. Aslında yanlış bir uygulamadır. Eğim istikametinde sürüm yaptığınız zaman hem toprağı gevşetmiş hem de eğim istikametinde bu mekandan toprağın süpürülmesini kuvvetli hale getirmişsinizdir. Peki ne yapılmalı? Eğime dik sürümler, özellikle eğimli alanlarda, tarım topraklarında eğime dik sürümler gerçekleşir ise tıpkı taraçalandırmada olduğu gibi mekandan toprağın süpürülmesinin bir nebze de olsa önüne geçilmiş olur. Az önce boş bırakılmayı anlatırken Nadas uygulaması erozyonu kuvvetlendiriyor. Bunu engellemek için nöbetleşe ekim yapılmalı dedik. Bunu tarımda da söylemiştik hatırlarsanız. Evet, nöbetleşe ekim kesinlikle ve kesinlikle Nadas uygulaması yapılan alanlarda yaygın hale getirilmeli ve bu konuda halk çok ciddi anlamda bilinçlendirilmeli. Nadas yerine nöbetleşe ekim teşvik edilmeli ki erozyon azalabilsin. En büyük problemlerden biri de bizim ülkemizde şu arkadaşlar. Hatırlarsınız biz hayvancılığı işlerken şöyle bir ifade kullandık. Türkiye'de hayvan sayısı oldukça fazla. Hayvan sayısı bakımından dünyada ilk onda yer alıyoruz. Ama dedik verim bakımından öyle değiliz. Çok fazla hayvanımız var. Peki biz hayvancılığı nasıl gerçekleştiriyorduk arkadaşlar? Mera Çok güzel. Otlak alanlarda değil mi? Mera hayvancılığı şeklinde. Dolayısıyla hayvan sayımızın çok artması 1950-1960'tan sonra özellikle tarım alanlarında traktörün devreye girmesi, mera alanların hızla tarım toprağı haline çevrilmesine neden olmuştur. Mera alanları azalırken hayvan sayımızın artması meralarda aşırı otlatma dediğimiz olguyu, yani 10 hayvana bakabilecek bir merada ya da besleyebilecek bir merada siz 20 hayvanı, 25 hayvanı otlatmaya başlamışsınızdır. Bu beraberinde aşırı otlatma beraberinde bitki örtüsünün çok ciddi anlamda tahrip olması anlamına gelir. İşte meralardaki aşırı otlatma bu ve zamanından önce otlatmaların artması bu alandaki bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlı olarak, yok olmasına bağlı olarak erozyonun çok kuvvetlenmesine neden olur arkadaşlar. Dolayısıyla aşırı otlatmanın önüne geçmeli. Mera alanlardaki aşırı otlatma durdurulmalı. Mera hayvancılığı yerine daha çok yem bitkileri ekim alanlarını arttırmalıyız demiştik, hatırlayın. Yani hayvanları ahırda beslemeye daha ağırlıklı olarak yönelmek zorundayız erozyonu engelleyebilmek için. Bir de halk bilinçlendirilmeli. Az önce söyledik, dedik ki eğim istikametinde sürüm yapar Anadolu'da insanlar. Sebebini daha kolay olduğu ve maliyeti daha düşük olduğu için. Ama bu aynı zamanda süreç içerisinde tarım yaptığı toprağın tamamen mekandan süpürmesi anlamına gelir. İşte bu konuda halk bilinçlendirilmeli. Doğru tarım yöntemleri, doğru uygulamalar yaygın hale getirilir ise erozyon engellenebilir çocuklar, bilginize. Dolayısıyla erozyonla heyelanı karıştırmıyoruz. Erozyon daha çok bitki örtüsü tahribi, yağış yetersizliği ve tahrip edilmiş bitki örtüsündeki alanlarda dış kuvvetler tarafından toprağın süpürülmesi olayıdır diye de ifade ettik. Evet, şimdi geldik şiddetli rüzgarlar, hortum, kasırga, fırtına olarak ifade ettiğimiz kısım. Saatteki hızları, bir rüzgarın saatteki hızı eğer 60 kilometrenin üzerine çıkıyor, hele hele 100 kilometre ve üzerine çıkıyor ise artık bu fırtına, kasırga dediğimiz rüzgar kapsamına girer. Bir de rüzgar özellikle tropikal kuşakta ısınmaya bağlı olarak yükselen hava hareketi girdabi sarmal karakter gösterirse ona da
Hortum diyoruz arkadaşlar bilginize. Pek Türkiye'de kasırga, hortum gibi şiddetli rüzgarlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Bu bahsettiğimiz rüzgarlar daha çok tropikal kuşakta ön plana çıkan rüzgarlardır ve tahrip gücü çok yüksek olan bu rüzgarlar özellikle kasırgalar ve hortumlardan sonra hemen akabinde şiddetli yağışlar ve sel dediğimiz doğal afetle karşı karşıya kalırız. İşte bunların arka arkaya yaşanması bu mekanlarda, bu doğal afetlerin hakim olduğu mekanlarda can kayıplarının ve mal kayıplarının da çok yüksek boyutlara ulaşmasını beraberinde getirir. Hortum, kasırga, fırtına dediğimiz rüzgarlar daha çok tropikal kuşakta Asya, Güney ve Doğu Asya. Bunun dışında Amerika, Kuzey Amerika'nın güneyinde özellikle Meksika körfezinden başlayıp kuzeye doğru kayan kesimde çok daha ön plana çıkar arkadaşlar bilginize. Asya'da işte Endonezya, Filipinler, Japonya, özellikle Çin gibi ülkeler çok yoğun olarak kasırgayla karşı karşıya kalırlar. Amerika kıtasında da ABD her yıl hemen hemen fırtına ve kasırgayla doğal afetle karşı karşıya kalan ciddi can ve hasar gücü mal kaybı oluşan ülkeler arasında yer alır. Bizim ülkemiz tropikal kuşakta olmadığı için, orta kuşakta olduğu için çok bu şiddette doğal afetle fırtına, kasırga, hortum diyebileceğiniz doğal afetle pek karşı karşıya kalmıyoruz. Bunlar yöresel olarak farklı isimler verilebiliyor bu rüzgarlara. Asya'da Tayfun ismi veriliyor arkadaşlar açıkçası. Amerika'da hurricane, cyclone gibi isimlerle anılabiliyor. Hortum, fırtına, kasırga dediğimiz yüksek şiddetteki bu rüzgarlar. Evet geldik şimdi sel ve taşkınlara. Saatteki hızla o kadar yüksek ki arkadaşlar 100 kilometrenin üzerine çıkardık ki ama tarihte yaşanan fırtınalara baktığımız zaman saatteki hızı 250 kilometre, 260, 280 kilometreye varan fırtınalardan bahsedebiliyoruz maalesef. Çünkü can kayıpları ve mal kayıpları yaşanmıştır bu fırtınalar sonrasında. Bu fırtınaların saatteki hızların çok daha yüksek olacağı konusunu gündeme getirmiş durumda bilim insanları. Çok daha kuvvetli olacağını söylüyor. Neden sizce çok daha kuvvetli hale geçecek? 300 kilometreyi vuracak hatta 300 kilometrenin üzerine çıkacak ilerleyen zamanlarda yaşadığımız fırtınalar diyor bilim adamları. Sizce neden? Hocam dünyanın düzeni değişiyorsa Ha, o düzenden kastımız ne? Ne ifade ediyoruz biz onu söylerken? küresel ısınma mı diyoruz? Ha, çok güzel. Küresel ısınma harika. İşte onu söyletmeye çalışıyorum. Küresel ısınmanın etkisiyle bu rüzgarların şiddetinin çok daha fazla artacağı, çok fazla can ve mal kayıplarına neden olabileceği söyleniyor. Hatta bakın çocuklar hayatımızdan bunu örneklendirebiliriz. Bizim ülkemizde bile yavaş yavaş gözükmeye başladı. Geçen sene değil ondan önceki seneydi Yunanistan'da yaşandı. Saatteki hızı 80 kilometre civarında 80-100 arasındaki 80 kilometre civarındaydı. Bir hafta Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Kara hafta olarak ilan etti Yunanistan. Oradan sonra Türkiye'ye doğru yöneldi arkadaşlar. Allah'tan es geçti Türkiye'yi. Balkanlara doğru döndü ama 15 Şubat tatilinde maalesef ciddi bir kasırgayla karşı karşıya kaldık. Saatteki hızı yüksek. Antalya'da bir can kaybı da yaşadık. Seralar uçtu, hortum dolayısıyla bazı binaların çatıları uçtu. Yavaş yavaş orta kuşakta, tropikal kuşaktaki kadar şiddetli olmasa da benzer rüzgarlarla karşı karşıya kalınmaya hatta yaşanmaya başlandı. Bunların sayısının da bilim insanları tarafından daha artacağı söyleniliyor arkadaşlar. Sebebi bu küresel ısınma yani insanların doğanın dengesini bozmasından kaynaklı. Şimdi hemen gelelim sel ve taşkınlara. Arkadaşlar siz beni süreç biterken son 2 dakika kala yine uyarın olur mu? Tek saate çünkü dersiniz. Hani 2 saat olsa o kadar tedirgin olmam da benden sonraki dersinizi şey yapmayayım aranızda almayayım. Evet sel ve taşkınlar dünyada en fazla yaşanan ve çok ciddi anlamda can kayıplarının yaşandığı doğal afettir çocuklar. Depremlerden bile fazla can kayıpları yaşanıyor dünya üzerinde sel ve taşkınlara bağlı olarak. Peki nasıl meydana gelir? Birden ve ani olarak bastıran yağışlar, çok şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlarda özellikle sellerde çok ciddi anlamda rol oynar. Sellerin dünya üzerinde bu kadar sıklaşmasında bitki örtüsünün insanlar tarafından tahrip edilmiş olması, mekanın betonla özellikle şehir mekanlarının artması, şehirsel alanların artması, toprak dediğimiz olgunun üzerini betonla kaplamış olmamız, yüzeysel olarak suyun katlanarak
istikametinde uzaklaşması ve toprakla buluşmayan suyun sızma olayının da azalması çok büyük bir etkendir arkadaşlar. Eğim istikametinde ulaştığı alanda birikir ve sellerle karşı karşıya kalınır. Taşkınlar da yağışlar ve kar erimeleri sonrasında akarsuların debilerinin yani su seviyelerinin yükselmesiyle etrafına taşması ve etrafındaki alanları sular altında bırakmasıyla meydana gelen doğal afettir. Bunlar da yine bitki örtüsünün tahrip edilmesi, son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı klimatolojik yani iklime dayalı dengesizliklerin, ani yağışların bastırması, sıcaklıkların yükselmesi ve benzeri gibi durumlarla sık sık karşı karşıya kalınmasına sebebiyet verdi. Yani taşkınlar daha sık yaşanır hale geldi, sel ve taşkınlar dünya üzerinde. Bu da bir gerçek. Şimdi dünyada sel deyince aklınıza gelebilecek ilk mekan unutmayacağız. Muson Asya'sı dediğimiz alan. Yani Güney ve Güneydoğu Asya. Hatırlarsanız bu iklimde yaz boyunca yağış vardı ve 2000 milimetre ve üzerine çıkabiliyordu yıllık yağış oranı. Dolayısıyla yaz boyunca yağışların bol olması Çin, Bangladeş, Sri Lanka, Vietnam, Seylan, Hindistan, Pakistan ve benzeri gibi ülkelerin bulunduğu Güney ve Güneydoğu Asya dediğimiz alanda çok sık yaz mevsiminde sel olaylarıyla karşı karşıya kalınır. Bu mekanlar daha çok gelir düzeyi düşük ülkeler, gelişmemiş ülkelerin var olduğu alanlar olduğu için bakın haritada çok net olarak bahsettiğimiz alan şu alan arkadaşlar. Çin, Sri Lanka, Tayland, Vietnam, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin bulunduğu alan. En fazla sel ve taşkın dediğiniz zaman aklınıza burası gelecek. Bu iklimden kaynaklı. Muson iklimi yaz yağışlarını gündeme getirdiği için yaz boyunca yağış alan bu alanda sel kaçınılmaz bir doğal afet haline gelmiştir. İnsanlar selle yaşamaya alıştı bu alanda. İşte ekonomik olarak ülkelerin gelir düzeylerinin düşük olması, gelir düzeylerinin bu insanların yaşam tarzlarının atıl olması, sel sonrasında yaşanan maddi kayıpların ve can kayıplarının yüksek olmasında da oldukça fazla etkendir arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Bunun dışında kasırgalar çok etkiler Amerika'yı demiştik hatırlayın. Meksika körfezinden başlayıp kuzeye doğru kayar dedik. Bakın harita üzerinde gösteriyorum. O kasırgalar sonrasında sel uzun süre sağanak yağışlar olur ve sellerle karşı karşıya kalırsınız. Önce kasırga vurur sonra sel vurur arkadaşlar. Dolayısıyla Amerika'da sel riskinin kasırgalara bağlı olarak yüksek olduğu mekanlar içerisinde yer alır. Yine kasırgaların oluştuğu Güney Amerika'da yani Latin Amerika'daki Amerika'nın doğusu ki Arjantin'in de içinde bulunduğu, Brezilya'nın da içinde bulunduğu alan yine riskin yüksek olduğu alanlar içerisinde yer alır. Avrupa'da da İngiltere gibi özellikle Fransa gibi ılıman okyanusal iklim bölgelerin hüküm sürdü. Bir de Güney Avrupa'da Alplerin hüküm sürdüğü İsviçre gibi, İtalya gibi, Yunanistan gibi ülkelerde de sel riski yer şekillerinin de katkısıyla artar ve sık sık bu alanlarda da sel oluşur arkadaşlar. Bilginize. Hocam ben bitti. Bitti. Tamam. O zaman burada anlık bir görüntü alalım. Burada kalalım. Sel ve taşkınlardan korunma yollarıyla ilgili okuma parçalarını okuyacağız. Çünkü okuma parçaları üzerinden karşınıza soru gelebiliyor arkadaşlar. Bu okuma parçasını paragrafa döküp size soru sorabiliyorlar. O yüzden buradan devam edeceğiz kısmet olursa. Bu okuma parçasını da okumak istiyoruz. Bir dahaki dersimizde inşallah.